Gençlerden bir fark yok. Değil mi? Az önce anlattım. Rüzgar olmadığı için birçok biraz daha fazla terliyoruz. Kesinlikle. Evet. Sınavın görüntüleri. Volkan biraz yavaşlarsan hepimiz senin arkanda toplanacağız. Ben şu anda 0.7 1 watt. Yani basmıyorum neredeyse. Bakın. Ben şu anda diyelim ki yoruldum. Şöyle dirsek gösterebiliyorum. Görebiliyorsanız bir daha yaptım. Veya giderken bir arkadaşınızı gördünüz. Yanına gittiğinizde ona şu şekilde selam verebiliyorsunuz. Şu anda göremedik şeyden. Şöyle. Elini kaldırıp merhaba diyebiliyor. Şu anda 11.161 kişi dünyada zirik yapıyor. Ben buradan herkese ride on verebiliyorum. Like gibi bir şey. Tufan ben seni görüyorum. Oğuzhan, Yasin burada mısınız? Haberleşiyoruz. Önde. Varmış oluyor ya. Yok, onda sıkıntı yok. Hani böyle bir gidiyormuş gibi bir şey yapabiliriz istiyorsanız. Tamam, tamam. Tamam. Şöyle yapalım. Şu şekilde giderken bisikletçi alır. Suyunu alır ve yerine koyar. Normalde bu şekilde. Evet, Oğuzhan geldim. Evet arkadaşlar, antrenmana başlıyoruz. Biraz yürüyelim. Şu an herkes zaten tam arkamda görünüyor. 2.5'da sabitliyorum. Lütfen bana uyumaya çalışın. Şöyle bir 2 dakika ısınalım, ondan sonra biraz... Oturdu, güzel bir antrenman olacak. Evet, watt gösterelim azıcık. Evet. Dağ bisikletlerine dikkat. Yasin kaçıyor. Kahve de yapabiliriz ya. Şey istersen içecek var, meşru var falan. Bir daha yapalım bunu. Tamam. Daha birazcık dönsün. Sonrasında işte geçen seferden bilmeyenler için söylüyorum. Yine antrenman modundayız. Önümüzde yarış var. Yarışa hazırlanmak için de taktik konuşuyoruz vesaire. Dolaşlama gideceğiz. Orada koştukları hızı program içerisinde aynı şu anda sahada gördüğünüz gibi koşarak da yapabiliyorlar. Burası yani, neresi? Bir yerin simülasyonu mu? Evet, burası Zwift'in... Volkan Kurdoğlu amatör bir bisikletçi. Koronavirüs nedeniyle dışarıda antrenmanlarına devam edemiyor. Ancak internet üzerinden bir uygulama ve evine kurduğu düzenek sayesinde hem antrenmanlarına hem de yarışlarına evden devam ediyor. Peloton İstanbul Spor Kulübü olarak evde geçirdiğimiz şu dönemde birbirimizle antrenmanlarımızı bu program üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ses kanalları kuruyoruz. Bazen görüntülü yayınlar yapıyoruz. Birbirimizin atak noktalarını ya da işte yarış içerisindeki o anı, heyecanı yaşamak için birbirimizle böyle mücadele ediyoruz. Bayağı kaloriler yakıyoruz işin doğrusu. Dışarıdan biraz farkı var çünkü dışarıda gelen rüzgar sizin aslında terinizi soğutuyor. Evde vantilatöre ihtiyaç duyuyoruz bu işi yapabilmek için. Bol bol havlu. Günlerimizi bu şekilde verimli bir şekilde bisikletten kopmadan, ısınmamızı kaybetmeden sıcak kalmak için bu şekilde geçiriyoruz. Bu uygulamalar var, kullanılıyor. Evet ama siz yarış kısmına
tarafına da geçirdiniz. Yani evet. Gerçekten bir yarış da yapılıyor. Evet. Bu süreç nasıl oldu? Aslında bu süreç biraz da şansa oldu diyebilirim. Biz dediğim gibi bu programı zaten aylardır, yıllardır kullanıyorduk. Ama şimdi böyle eve girip evden çıkmama durumu olunca biz de bu işi aramızda bir yarış yapalım diye düşünce oluştu. Bu programın yetkilileriyle yazıştık. Dedik ki böyle böyle Türkiye'de biz amatör kulüp olarak, Peloton İstanbul Spor Kulübü olarak bu organizasyonda yarış düzenlemek istiyoruz. Onlar da bize çok sıcak geri döndüler, yardımcı oldular sağ olsunlar. Sonrasında işler o kadar hızlı gelişti ki ilk hafta işte çevremizdeki takımımıza ait sponsorlardan böyle çok sembolik bir hediye istedik. Şapka, buff gibi. Onları ödül olarak koyup böyle bir duyuru yaptık. 240 kişi katıldı. İkinci hafta 624 kişi oldu. Bu hafta sonu cumartesi günü üçüncü yarışımız var. Tabii şu anda herkes işte bu haftada hatta federasyon başkanımız aradı. Sayın Erol Küçükbakırcı aradı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı. Onlarla sürekli işbirliği içindeyiz. Yakından takip ettiğini iletti. Çok mutlu olduk sağ olsun. Bu günleri atlatana kadar bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Güçlü olmamız gerekiyor. Enerjiyi kaybetmememiz gerekiyor. O yüzden de bu aktivite şu anda dört dörtlük.